Nargin Adası. Bir başka ifadeyle Yılanlı Ada ya da Cehennem Adası. Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında bulunan Nargin Adası, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından esir kampı olarak kullanıldı. Bu kampta Doğu cephesinde savaşırken esir düşen 10 binin üzerinde Türk askeri de tutsak edildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Karş Serhat Boyları Derneği çok sayıda Türk askerinin şehit düştüğü Nargin Adası'na vefa ziyareti gerçekleştirdi. Bakü büyük Elçi Serkan Özoral ve beraberindeki heyet Türk askerlerinin tutsak edildiği yerleri gördü, adada şehit düşen askerler için dua etti. Şu anda dediğim gibi içinde bulunduğumuz yer büyük ihtimalle esirlerimizin toplu halde öldürüldükleri ve toplu halde defnedildikleri bir saha. Özellikle genç kuşakların bu yaşadıklarımızı da öğrenmeleri ve iyice bilmeleri lazım ki biz bir daha bu tür felaketleri yaşamayalım. Kahraman ecdatlarımızın o kahramanlıklarını unutmamak ve unutturmamak için onları her zaman Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Nargin'de ve nerede bir şehitlik varsa gidip ziyaret edelim. Bakü'ye 12 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi'nde bulunan Nargin Adası uzun süre Ruslar tarafından hapishane olarak kullanıldı. Adada esir tutulan yüzlerce Türk askerinin susuzluk, yılan zehirlenmesi, işkence gibi sebeplerden şehit olduğu tahmin ediliyor.